Bu öykü 50 yıllık öykü. Bu öykü hiç bitmeyen çocukluğumuzun öyküsü. Gökyüzüne kement atan kızın hayallerinin öyküsü. Gülten Dayıoğlu'nun çocuklara adanmış hikayesi tebeşir kokan sınıflarda başladı. O, çocukların dilinden çok iyi anlayan bir öğretmendi. Ve sadece sınıfındaki çocukları yetiştirmekle kalmadı, çocuk ve gençlik edebiyatına gönlünü, hayatını da vererek yazdığı 78 kitapla üç kuşağın da öğretmeni oldu. Gülten Dayıoğlu hepimizin çocukluğu oldu. Gülten Dayıoğlu her hafta sonu okul müdüründen rica ile aldığı daktiloyu midesinin üstüne yerleştiriyor, Bomonti Talatpaşa İlkokulu'ndan Nişantaşı'ndaki evine taşıyordu. Bu zorlu yol edebiyatta var olmanın yoluydu. Daktiloya her vuruş, çocuk edebiyatı diye bir dal yok diyenlere inat, o dala tutunma çabasıydı. Gülten Dayıoğlu'nun yazın hayatı yarım asır önce, 1963 yılında Bahçıvan'ın Oğlu adlı eseriyle başlamıştı. Elinde dosya dolusu çocuk öyküleri, yanında 3-4 yaşlarındaki oğlu Cemal ile Gülten Dayıoğlu, Cağaloğlu'nda kapı kapı dolaşmış, ancak 2 yılın sonunda öykülerine yayın evi bulabilmişti. Cağaloğlu yokuşlarını annesiyle aşındırmış olan Cemal Dayıoğlu, yıllar sonra kendisini çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu'nu keşfeden kişi olarak tanımlayacaktı. İki çocuk annesi, yazar, öğretmen Gülten Dayıoğlu, bir yandan da evin ekonomisine destek olmak için özel dersler veriyordu. Ama Gülten Hanım'ın bu temposuna bedeni daha fazla izin vermedi. Mide ağrıları dayanılmaz olmuştu. Kitap yazma mücadelesi için daktiloyu midesinin üzerine koyup yürümesi diyaframında yırtığa neden olmuştu. Ve Gülten Dayıoğlu için zorunlu bir seçim yapma zamanıydı. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğini bırakması gerekiyordu. Ama o hayatını çocuklara adamıştı bir kere. Sınıfındaki öğrencilerden uzaklaşsa da çocukların dünyasından hiç kopmadı. Yazdıkça çocukların dünyasına erişti Kütahyalı minik kız. Gülten Dayıoğlu yazın hayatında da epey yol almıştı artık. Yeni kitapları içinse sıkı bir eleştirmeni vardı. Küçük oğlu Murat Dayıoğlu aralarına katılmıştı. Anne Gülten Dayıoğlu'nun deyimiyle o yazar Gülten Dayıoğlu'nun en acımasız eleştirmeni olmuştu. Oğlu Murat'ın eleştirileriyle hep tetikte olan Gülten Dayıoğlu, yazdığı her eseri 6 kez okumadan yayın evine teslim etmez olmuştu. Çünkü o, kitaplarıyla çocuklar büyütüyor, onların hayatlarına yön veriyordu. Ona göre her kitap hayata karşı bağışıklık kazandıran bir aşıydı ve hata yapmak bir çocuğun vebali demekti.
İşte Gülten Dayıoğlu bu özenle yazdığı 78 kitapla 3 nesil yetiştirdi. Yabancı dillere çevrilen kitaplarıyla sadece Türkiye'deki çocuklara değil, dünya çocuklarına da ışık oldu. Çocuk edebiyatı yok diyenlere inat. Bugün çocuk ve gençlik edebiyatının öncü isimleri arasında yerini aldı. Gülten Dayıoğlu hiç tükenmeyen enerjisiyle gökyüzüne kement atan kızın hikayelerini anlatmaya devam ediyor. Çocuklara ışık oluyor, onları aydınlatıyor.